Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte nefis bir lazanya yapacağız. Tavuklu, bezelyeli, böyle bir yemekle birlikte yaklaşık 8 kişiyi, 8-10 kişiyi doyurabileceğiniz harika bir yemek olacak. Nelere ihtiyacımız var? Bir paket Barilla lazanya kullanıyorum. Pesto sos kullanıyorum. 3 yemek kaşığı bezelye kullanacağım. Yaklaşık böyle 1,5 bardak kadar çeri domates kullanıyorum. Eğer evde yoksa domates de kullanabilirsiniz. 4 adet tavuk göğsü kullanıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un kullanıyorum. 3 su bardağı süt kullanacağım. 2 bardak kadar kaşar peyniri kullanacağım. İsterseniz yerine mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Ve de tavuğu pişirirken kullanacağım baharatlarım var. Onlar da sarımsak tozu olacak, kırmızı biber, paprika, kekik, tuz, karabiber, biraz da zeytinyağı kullanacağım. İlk önce tavukları pişirmek üzere, fırına vermek üzere hazırlayalım. Şimdi önce tavukları şöyle önümdeki daha büyük bir kaseye alıyorum. Bununla birlikte de pişireceğim aslında. Kelebek şeklinde açtım tavuğu ki biraz daha hızlı pişsin diye. Göğüs olarak bırakırsanız pişmesi biraz daha uzun sürecektir. Bu incelikte bir tavuk yaklaşık fırında böyle 18-20 dakika içinde pişer. Şöyle ilave ettikten sonra üzerinden baharatları bırakıyorum. Sizin sevdiğiniz başka bir baharat varsa onu da kullanabilirsiniz ama benim bu kullandığım baharatlar hem böyle hafif bir acılık katıyor, hem pesto sosa çok yakışacak bir lezzet katıyor. Ondan pul biber, sarımsak tozu, yoksa sarımsak da koyabilirsiniz bir iki diş. Tatlı kırmızı biber. Kekik. Şöyle biraz tuz ve karabiber ilave ediyorum. Zeytinyağı ekliyorum. Tavuk pişerken güzelce böyle bir kızarsın, çıtırdasın diye. Domatesleri ekliyorum. Ortadan ikiye böldüm çünkü fırında pişerken biraz o domates suyunu da bıraksın. O da biraz böyle bir fırında nem yaratsın. Tavuk iyice yumuşasın istiyorum. Şimdi isterseniz maşayla birlikte ya da ben elle birlikte karıştıracağım. Daha rahat oluyor. Elle birlikte her şeyi güzelce harmanlıyorum. Ondan sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 18 dakika kadar pişireceğim. Biz de o sırada beşamel yapacağız. Şimdi Barilla lazanya ön pişirme gerektirmediği için biraz böyle sıvı sulu bir beşamel sos hazırlayacağız. Ondan verdiğim ölçü 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un ve 3 su bardağı süttü. Normalde 2 su bardağı sütle yapıyorum. Biraz da böyle çok kıvam almadan da ocaktan alacağız aslında. İlk önce tereyağını alıyorum. Tereyağı eriyince unu ekleyip kavuracağım. Yağ eridikten sonra unu da ilave ediyorum. Ve yaklaşık 45 saniye boyunca unu da tereyağının içinde kavuruyorum. Şimdi tereyağı ve unu kavurduktan sonra sütü yavaş yavaş ve de bir yandan sürekli çırparak ilave ediyorum. Hafif kıvam aldığını göreceğiz. Göstereceğim size o esnada. Ondan sonra beşamel sosumuz tamam olacak. Tabii biraz tuz ve karabiber de ekleyeceğiz. Beşamel sosu kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Şöyle ağırlaştığını gördüm ama dediğim gibi hala böyle çok ağır, muhallebi kıvamına gelmedi. İstediğimiz görüntü bu. Şimdi tuzunu ve karabiberini ekliyoruz. Karabiber beşamel sosa çok yakışır. Normalde isterseniz biraz muskat da ekleyebilirsiniz. Ama ben pesto sosla birlikte, böyle domatesle birlikte, daha hafif lezzetlerle birlikte yapacağım için fesleğen tadında ön planda olmasını istediğim için muskatı bu tarif özelinde eklemiyorum. Şimdi güzelce karıştırdıktan sonra artık altını kapatıyorum. Ve de önüme fırın kabında aldığım lazanyayı kat kat sıralamaya başlayacağız. Lazanya biliyorsunuz genelde bolognese sosla birlikte yapılır. Bugün biz tavuklu ve bezelyeli yaptığımız için çok daha farklı, böyle bayağı da lezzetli bir versiyon olacak. Şimdi ilk önce ne yapıyorum? İlk önce beşamel sostan bir kepçeye mutlaka ihtiyacınız var. Şöyle, şunu da şöyle koyalım. Bir kepçe kadarını alıyorum. Ondan sonra fırın kabının altına koyuyorum. Ve de şöyle kaşığın tersiyle, kepçenin tersiyle birlikte onu güzelce yayıyorum. Bu beşamel sosu dökerken bütün lazanya katmanlarında hem ortasına hem de kenarlarına gelmesi çok önemlidir. Ondan bu konuda dikkatli olun derim. Ardından lazanya yapraklarını koyacağım. İlk önce şöyle fırın tepsisinin alt kısmına
lazanya yapraklarını koyuyorum. Şimdi bundan sonrası aslında aşağı yukarı hep aynı gidecek. Lazanya yapraklarını koyduktan sonra tekrar beşamel sos. Ardından biraz pesto sos. Üzerinden fırında güzelce pişirdiğimiz, ardından da şöyle ben biraz daha ufak parçalara kestim onu. Tavuk ve domates. Şimdi kat kat yapacağımızı aklınızda tutun. Ondan bir kata çok fazla malzemeyi birden yaymamak gerekiyor. Zaten kat kat üst üste gelince bayağı bol malzemeli olacak. Üzerinden bezelye. Bezelyeyi haşlanmış kullandığım için zaten herhangi bir pişirme işlemi burada uygulamadım. Şimdi biraz peynir. Aralara az peynir koyuyorum. Çoğunluğunu üstüne saklayacağım, üzeri için saklayacağım. Şimdi de tekrar yine lazanya yapraklarıyla kapatıyorum. Bundan sonra hep böyle gidecek. İçim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Yine mutlaka dikkat etmeniz gereken bir püf noktası. Mesela ilk lazanya yapraklarını yatay koyduk ya, şimdi bunları dikey koyacağız. Bu sayede de piştikten sonra bunu kesmesi, ters etmesi inanılmaz rahat olacak. Aynı şekilde gidiyorum. Lazanya yaprağı, beşamel sos, pesto sos, tavuk, bezelye ve de peynir. Şimdi bütün lazanya yapraklarını iç malzemem bitene kadar güzel güzel aynen örgü şeklinde yerleştirdim. En son üzerine tekrar beşamel sos koydum. Her bir lazanya yaprağında beşamel sosun gelmesi çok önemli ki bu sayede lazanya yaprakları güzel bir şekilde pişebilsin. Son olarak üzerine bol peynirle kaplıyorum. Ardından 180 derecede önceden ısıttığım fırına veriyorum. Ve de böyle peynirler eriyene, kızarana, lazanya yaprakları yumuşayana kadar pişiriyorum. Ondan sonra ne kadar lezzetli olduğunu sizlerle paylaşacağım. Lazanya fırında yaklaşık 25 dakika kadar kaldı. Peynirler eridi, güzelce kızardı. O pesto sos yerden yer yer kendini belli ediyor. Şöyle bir tane bezelye tanesi yukarıya çıktı. O kadar lezzetli, o kadar iştah açıcı gözüküyor ki konuşamıyorum bile. Şimdi bir dilim keseceğim ve de şimdi şu kesme ve servisin de ne kadar rahat olduğunu size göstermek istiyorum. Örgü şeklinde dizdiğimiz için servisi aşırı rahat oluyor. Of, şu güzelliğe bakar mısınız? Enfes gözüküyor. O beşamel sos, pesto sos, tavuk, domates, eriyen peynir. Mutlaka sizler de mutfaklarınıza girin, deneyin. Denedikten sonra da benimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.